Geldim. Evet. Geldim. Çünkü... Filiz. Bu listeyi onaylamam mümkün değil. Ne demek bu? Geçmişte şirketi ne sıkıntılara soktuğunu unutmadık. Bırak şimdi geçmişi. Sen asıl niyetin ne onu söyle. Neymiş esas niyetim? Yönetim kurulu başkanı olmak olmasın? Eğer başkan bir Tekiner olacaksa benim başka bir adayım var. Filiz Tekiner. Ne? Aa, şuraya bak. Çabuk çabuk. Ya koş. Hadi bak aldı. Ölmüş mü acaba? Hanımefendi iyi misin? Yavaş yavaş. Açsana kapıyı. Hadi gelin. Acele et. Tut. Çek. Abi bunu düşürdün. Bu çocuk senden bir parça Ömer. Senin ve Elif'in canı onda yaşıyor. Mesele de bu zaten Filiz. Ben ona her baktığımda Elif'i görüyorum. Hiç kolay değil Filiz. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Biraz daha dinle. Bir çeşit hafıza kaybı. Hafıza kaybı mı? Yüksek ihtimalle geçici istemik durumu. Yani beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle bir şaşkınlık yaşıyor olabilir. Tek istediğim küçücük bir adım. Filiz. Gitme ruhum. Sen yokken hicran düşer bu şehre. Gitme sevgim. Sen yokken tutsak düşerim bir isyan gecesine. Ölürüm. Sen yokken. Yeter artık Filiz. Kaçarak hiçbir şey çözemezsin. Konuşmalıyız. Lütfen bırak beni Yılmaz. Kendini aramadın mı? Buluşmak konuşmak istemedin mi? İstedim. Ama şimdi... Neden kaçıyorsun Filiz ha? Niye korkuyorsun, Ömer'den mi? Yoksa kendinden mi?
Ne yapıyorsun kardeşim? Sizi rahatsız mı ediyor hanımefendi? Sen... Merhaba. Her şey yolunda mı? Sizi ilgilendirecek bir şey yok. Ben hanımefendiye soruyorum. Bir sorun yok. Teşekkürler. Gidebilirsiniz. Evet, seni dinliyorum Filiz. Neden döndüğümü bilmek mi istiyorsun? Evet, neden döndüğünü bilmek istiyorum. Sende olan bir şeyi geri almak için. Şirket hisselerimiz için. Bir adam geldi de kızını arıyor. Aradığı isimde bir hastamız yok. Kızı da siz yaşlarındaymış. Yani aradığı... Belki de siz olabilirsiniz diye düşündüm. Nerede? Şurada. Baba? Beyefendi, kızınız ek binadaymış. Şükürler olsun. Ama en az bir saat uğraştık biz okumdan kale için. Ama emindim. Üzerinden atlayabileceğime emindim. Yoksa sen... Üstüne atlayacaktı ama kalenin üstüne atladı. Filiz geldi. O günler çok güzeldi. Aşk olsun Filiz. Nerede kaldın kızım? İşler biraz uzadı da. İyi misin sen? Ne oldu ki? Yüzün bembeyaz. Yorgunum. Duş alıp erkenden yatarsam... Unutmuşsun. Konuğumuz var ya. Aa, aklımdan çıkmış. Gel hadi. İyi akşamlar. Geciktim. Sen ne yapıyorsun burada? Beyimiz bir süre İstanbullu. Cem'i tanımadın değil mi? Çocukluk arkadaşımız. Bacak kadardınız hepiniz. Kaç sene oldu tabii. Öyle. Çok oldu.
Yılmaz. Sen hiç aşık oldun mu? Evet oldum. Ve çok acı çektin. Aşk için umutlarımı yitirdim. Güvenimi, inancımı. Bence yok böyle bir şey. Belki de sadece şiirlerde ve şarkılarda var artık. Alo? Yılmaz merhaba. Benim. Tanıyamadım ama. Hastanedeki kız. Ne haber, iyi misin? Hastanede kızım işte ben. Kendimi tanıtacak bir adım bile yok. Her şey yolunda mı? Alo, beni duyuyor musun? İyi misin? Konuşacak birisi olsun istedim. Merak etme, şimdi yanına geliyorum, tamam mı? Yalnız değilsin. Ama bravo Filiz'e. Restoranda karşılaştığımız anda anladı dağdan geldiğimi. Nasıl yani? Ne dedin ki Filiz? Dağdan mı geldin dedim. Aa. Ya ben böyle biriyim işte. Dağlarda dolandığım için kadınlara öyle iter kakarım falan. Yanlış anlamışsındır Filiz. Cem böyle bir şey yapmaz. Ben tartışmayı görünce kalanını kafamda birleştirdim tabii. Önemli değil, gerçekten. Sonuçta ben de akşamki olayı yanlış anlamışım. Bugün Filiz'i adamın yanında görünce... Adam mı? Hangi adam? Restorandan sonra bir daha mı karşılaştınız? Önemli bir şey değil. Anlatsana Filiz. Kim vardı ki yanında? Bu senin kardeşin var ya. Tam bir trafik canavarı. Işıklarda inmiş arabadan. Arkasındaki adama bağırıyor. Gerçekten mi? Ne olmuş ki? Ne olmuş? Gereksiz yere kornaya basıp duruyordu. Hı hı. Sen bunun için mi çıkıştın adama? Sarı yandığı anda kornaya basmaya başladı çünkü. Ya ben motorla yanlarına yanaştım. Adam fırsattan istifade bastı gitti tabii. Zılgıt yine ben yedim. Merhaba. Merhaba. Ama böyle yapmamalısın. Elim dedi ki... Güçlü olmalıyım diyorum. Dayanmalıyım, sabretmeliyim diyorum ama... Belki çok kolay olmayacak. Ama üstesinden geleceksin, adım gibi eminim. Ben hiçbir şeyden emin değilim. Adımı bile bilmiyorken, kimseyi hatırlamıyorken nasıl emin olabilirim ki? Tanımadığım bir adama baba diye seslendim.
beni arıyorlar diye düşündüm. Ama benim arayıp sorunum yok işte. Ben varım ya. Varsın değil mi? İyi ki varsın. Gözlerimi açtığımda ilk seni gördüm. Tek tanıdığım, tek arkadaşımsın. Aslı. Kızın adı Aslı'ydı. Evet ya, Aslı. Kırmızı bir bisikleti vardı. O da bisikletten motora terfi etti. Benim gibi yani. Hadi kahvelerimizi içelim, ne dersiniz? Harika olur. Aslı'nın dedesini hatırlıyor musun sen? Of, ne düşünüyorsun? Ne konuda? Ne konuda olacak Cem hakkında? Bizim Cem işte. 7 yaşındayken de aynıydı, şimdi de aynı. Anne bravo, sen inanılmazsın yani. Annelik böyle bir şey canım. Bu ilaç seni sakinleştirecek. Biraz uyku da iyi gelecektir. Hadi iyi geceler. Ben şimdi geliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür mü? Neden? Karşılaşmamızı anlatacaktın ama sonra... Bakışlarını görünce... Çok büyük incelik gösterdin. Sağ ol. Ama karşılaşmamızda da kabalık ettim. Bundan ötürü özür dilemeliyim senden. Yo, onu da nereden çıkardın? Sevgilinle arana girmeye çalıştım. Bu kabalık değil mi? Sevgilim mi? Umarım sorununuzu çözmüşsünüzdür. Of ya, gene karışıyorum. Neyse, beni ilgilendirmez. O benim sevgilim değildi. Değil miydi? Yani öyleydi ama değildi. Yani değil. Benim sevgilim falan yok. Tamam canım, sen nasıl diyorsan öyledir. Cemcim, buyur canım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim anne. Cem, ne zaman gideceksin bir daha dağlara? Vallahi bana kalsa hemen. Ama işin gücün başına geçince... Artık şehirli oldun desene. Anlamaktan korkuyorum o yüzden. Salonda olmasa. Spora mı gidiyorsun? Evet. En azından onu aksatmıyorum. Tırmanışla ilgili bir program mı? Yok. Formu korumak için. Ağırlık, yürüyüş, koşu. Senelerdir spor yapamadım ben de. Biraz hareketlenmek lazım aslında. Değil mi Filiz? Efendim? Spor diyorum. Hı hı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Kız büsbütün kötü olmuştur adam babası çıkmayınca. Bayağı kötüydü. Doktor sakinleştirici verdi. Ben çıkarken uyuyordu. Zavallı kız. Polisle konuştum bugün ama onlara başvuran da olmamış. Ya bir yakını bir tanıyanı vardır elbet. Yapacak bir şeyler bulmalıyız mutlaka. Bir çay daha alır mısın Yılmaz? Zahmet olacak Hayri abi ama. Ne zahmeti canım, hemen geliyor. Peki sen Filiz'le buluşabildin mi bu arada? Sahi ya. Anlatsana oğlum, çatlatma adamı ya. Anlatacak bir şey yok. Fazla konuşamadık. Nasıl yani? Konuşmak için aramadı mı o seni? Sadece hisseler için dönmüş. Tek derdi buymuş. Öyle dedi. Yılmaz, sat kurtul be. Bu tekinerler çıksın artık hayatından. Söylesene oğlum, beladan başka bir şey getirdiler mi başına? Biz birbirimizin içini biliriz Yılmaz. O hisseler umurunda bile değil, biliyoruz biz bunu. Doğru, umurumda bile değil.
O hisseler sanki bir kara bulut gibi üzerimde. Bir kuruş bile alamam onlar için. Sadece kan ve gözyaşı var üzerlerinde. Sağ ol Hayri abi. Tek istediğim Filiz'le konuşabilmek. Bir şey var sakladığı. Ama ne bilmiyorum. Bir konuşabilsek. Kaçmaktan vazgeçse. Hissediyorum. Ve benden sakladığının ne olduğunu öğreneceğim. Senelere bak. Cem koca adam olmuş, şirketin başına geçmiş. Vallahi ben çok sevindim onu gördüğüme. Sevinilmez mi hiç? Tam bir beyefendi. Yakışıklı, akıllı, kibar, samimi. Ömer. Hı. Ceyda ile konuştun mu? Teklif meselesi mi? Hı hı. Üzerine çalışıyor. Yılmaz'la bir an önce hisse satışını konuşmak istiyorum. Sen mi konuşacaksın? Yönetim kurulu başkanı ben olduğuma göre. Filiz, bunu son kez söylüyorum. Yılmaz'la konuşmanı istemiyorum. Ben de Ömer'le aynı fikirdeyim. Bakın, çok yorgunum. Lütfen şimdi bunu tartışmayalım, olur mu? Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler kızım. Bu kızın hali hiç hoşuma gitmiyor Ömer. Yine durgunlaştı, mahzunlaştı. Eskisi gibi olmasından korkuyorum. Sen bilirsin, İtalya'dayken hiçbir şey olmadı mı? Nasıl bir şey? Ne bileyim ya, bir flört, sevgili, başka bir adam yani. Olmadı. Anne, biz iş dışında başka bir şeyle uğraşmadık ki. Aferin size. Bu Cem çok hoş bir çocuk. Anne, bir düşün Allah aşkına. Cem'le Filiz'in ne alakası var? Birbirinin zıttı iki insan. Peki zıt kutupların birbirini çektiklerini bilmiyor musun? Of anne. Ömer. Ömer. Efendim? Elif'i yanına alma zamanı gelmedi mi oğlum? O senin kızın Ömer. İlişkini rayına oturtman gerekiyor. Biliyorum anne. Bunca sene geçti ayrı ayrı. Zamanı geri çeviremeyiz. Ama o zamanki yokluğunu varlığınla telafi etmelisin. Eğer Elif'i almazsan devreye ben girerim. Yeter anne. Bunları biliyorum. Ben yine de... Biraz uzakta olunca unutmuşum tabii Handan Hanım'ın hayatımıza ne kadar müdahaleci olduğunu. Filiz'in hayatına karışabilirsin. Ama benimkine karışma. Çocuklarım için endişe edemeyecek miyim? Günaydın. Günaydın canım, nasılsın? Dinlenebildin mi bari? İşte. Hala yorgunluğumu atamadım. İkimizin de spora ihtiyacı var. Bir salona yazılsak mı? Bunu sonra konuşsak anne. Geç kalacağız, gidelim mi? Hadi gidelim. Ben de aynı fikirdeyim. Hayatın içine girmesi hatırlamasına yardımcı olabilir. Yalnız şunu da unutmamak lazım. Geçmişini hatırlaması tahmininizden çok daha fazla zaman alabilir. Hatta belki... Üstesinden geleceğiz. Ne kadar sürerse sürsün. Sizi yürekten tebrik ederim. Bu yaptığınız örnek bir davranış. Büyütmeyin canım. Benim yerimde kim olsa... Keşke öyle olsa. Ne yazık ki sizin gibi insanların sayısı çok az. Dün gece ne oldu? Ne mi oldu? Birisi kornaya bastı. Sen de inip kavga ettin ya. Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde Filiz. Yılmaz'la karşılaştık. Ne oldu? Hisseleri geri almak istediğimizi söyledim. Sadece bunu mu konuştunuz? Evet Ömer. Sadece bu konuyu konuştuk. Ne diyor? Cevap vermedi. Dedim ya, ayaküstü bir karşılaşmaydı. Bu konuyu enine boyuna oturup konuşmamız lazım. Biliyorsun değil mi? Bunu aklına bile getirme Filiz. Yılmaz'la sen konuşmayacaksın.
Sen hazırlanmamışsın hala? Efendim? Öylece oturuyor. Ben çoktan hazırlanmıştır diyordum. Anlamadım ki. Yine o cihazlardan birine mi gireceğim yoksa? Sana söylemeyi unuttuk değil mi? Neyi unuttunuz? Taburcu olacağını. Selim Bey teklifimizi sunacak. İyice incelediyseniz ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Biraz fazla cömert değil mi? Öyle mi? Bence değil. Hisse değerinin oldukça üstünde ama... Şu noktayı unutmayalım. Yılmaz Akın bu şirketi iflastan kurtardı. Orası öyle ama... Ve de 4 yıl içinde şirketin geldiği noktayı düşünürsek... Filiz Hanım haklı. Sen ne düşünüyorsun Ömer? Kabul etmeyecek. Etmeyecek mi? Sen teklifi düşük mü buldun yoksa? Bu kağıtta ne yazdığının hiçbir önemi yok. Onun niyeti hisseleri satmak değil. Aksine şirketin üzerine konmak. Sana katılmıyorum Ömer. Bu reddedilecek bir teklif değil. Ben de zorluk çıkaracağını sanmıyorum. En kötü ihtimalle pazarlık etmek isteyecektir. Ben ona bile ihtimal vermiyorum. Umarım siz haklı çıkarsınız. Yılmaz hisseleri satar ve hayatımızdan tamamen çıkar. Hatta öyle bir çıkar ki bir daha adını bile duymayız. Hiç meraklanma. Polise de hastaneye de bıraktım numaralı. Ulaşmaları gereken bir durum olduğunda adres falan her şeyi biliyorlar yani. Demek yaşadığın yer burası. Evet. Doğup büyüdüğüm yerler. Her köşesinin başka bir anlamı var benim için. Tanıdığın insanlarla, dört yanı anılarla dolu bir yerde olmak. Çok güzel bir his olmalı. Eminim sen de yakında böyle hissetmeye başlayacaksın. Ailenle konuştun değil mi? Geleceğimi biliyorlar. Canım bilmeseler de birazdan öğrenecekler. Söylememiş olamazsın. Ne diyecekler kim bilir. Başına açtığım işlere bak. Başıma hiçbir iş açmadım, bu bir. İkincisi de seni çok seveceklerine, çok sıcak karşılayacaklarına eminim. Nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Çünkü herkesi öyle karşılıyorlar. İstemiyorum. Ne demek istemiyorum? Öğlen de doğru dürüst bir şey yemedin. Çikolata versem yersin ama. Çikolata mı? Hayır efendim. Bunu yemezsen çikolata da yok, gofret de yok. Peki. Ahmet, gel. Aferin Salih. Ben ne yaptım ki şimdi? Senden yüz buluyor bu çocuk. Hoppala. Hem üstüne varmanın ne faydası var canım? Acıkınca yiyecek nasıl olsa, değil mi canım? Ahmet. Dayı. Ay. Aslanım benim. Ne haber? Bugün ne var cebimde? Gofret. Değil. Kuçulata. Kuçulata. Al bakayım. Yaşasın. Bu kadar olur. Al birini, vur ötekine. Ne oluyor ya, gelir gelmez? Misafirimiz var bugün. Misafir mi? Ne misafiri? Gelsene. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Geçmiş olsun, iyileştiğine çok sevindim. Sağ ol. Kızım, o kız değil mi? Hı. Geçmiş olsun yavrum. Geç otur, ayakta kalma. Teşekkür ederim. Fahriye, bir odayı hazırlamamız lazım. Bizimle mi kalacak? Ben rahatsızlık vermeyeyim en iyisi. Yok canım, annem öyle bir şey demek istemedi değil mi anne? Tabii kızım, misafirimizsin. Başımızın üstünde yerin var. Merhaba. Sema, hoş geldin. Erken çıktım bugün. Fıstığım nasılmış bakalım?
İyiyim. İyi misin? Bak bebeğimi. Ay, çok güzelmiş. Babam getirdi. Öyle mi? Pazara gidiyoruz biz. İyi, hadi gidin bakalım. Gel bakalım. Keşke baba olmak bu kadar kolay olsaydı. Bir bebek almak kadar kolay. Yapma Müjgan abla. Adam düşünmüş getirmiş işte. Çocuğuna uzak davranıyor. Ay, Ömer'in Elif'i almasından korkan sen değil miydin? Uzak davranıyorsa onun yanına almayacak demektir. E sen de mutlu olacağına Müjgan abla. Önemli olan benim mutluluğum değil Sema. Onunki. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Ha, Melahat. Efendim canım. Senden bir şey istemiştim ya. Ne istemiştin? Uzman doktor diyordun ya. Kısırlık meselesi için. Ay, numarasını verecektim değil mi? Hı-hı. Ben eve gider gitmez ararım seni, olur mu? Ay iyi, tamam. Heh, tamam. Olur. Hadi, hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Güle güle Melahat. Oynayalım mı seninle? İçeri mi gidiyorsun? Ben de gelirim şimdi. Konuşmak ister misin? Ne konuşacağız ki? Bunca sene sonra onu tekrar gördün. Gözlerine baktı, sesini duydun. Kolay değil. Ama atlatacaksın. Bazı şeylerin eskisi gibi olmadığını, değiştiğini anlayacaksın. Ve buna alışacaksın. Ya alışmak istemiyorsan? Ahmet uyudu. Hele şükür. Misafirimiz ne yapıyor bir bakayım. Dur dur. O da uyuyor. Bak ne diyeceğim. Ekrem Hayri abinin yerinde olacaktı. Gidelim mi oraya? Daha kızın ilk günü yalnız bırakmak olur mu? E uyuyor dedi ya canım. Hem biz de evdeyiz. Yalnız kalmayacak ki. Hadi gidelim. Laflar kafa dağıtırız biraz. Hadi hadi gidin. Biz de kadın kadına kaynatırız biraz. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Doktora gitmekte kararlısın yani. Başka yolu yok Müjgan abla. Hı-hı. Sorunun ne olduğunu öğrenmemiz lazım. E Ali ne diyor peki? Pek sıcak bakmıyor ama ben kafama koydum. Randevuyu alacağım. Ali'yi de bir şekilde ikna edeceğim Müjgan abla. Heh, yine doktor mevzusu değil mi? Ali. Bak ne yapalım biliyor musun? Zerzavatçı Haydar var ya, hani Anadolu kamyoneti olan. Onda mikrofon da var ha? Seni de arabaya bindireyim. Sokak sokak şöyle bir dolaşalım. Herkese de derdimizi duyuralım. Yapma Ali. Sema benim kızım sayılır. Bunları konuşacağız tabii oğlum. Abla, bir sen olsan iyi. Yedi düvel duyduk bütün derdimizi. Hah, söyle Melahat. Öğlene kadar hastanede, sonra muayenehanede. Tamam. Al işte ya. Ben bu kadar ne diyeyim ki ya? Tamam. Sen mesaj at, ben kaydederim. Hadi sağ ol. Hoşça kal. Ay niye bağırıyorsun Ali ya? Arkamdan iş çevirdiğin yetmiyor. Çevirdiğin işi bütün mahalle biliyor değil mi? Abartma Ali. Hem bilseler ne olacak ki? Ben bilmelerini istemiyorum. Bağırma istersen. Çocuğu korkutuyorsun. Kusura bakma Müjgan abla. Yürü konuşacağız. Sen konuşmuyorsun, bağırıyorsun. Bağırana değil, bağırsana bak. Ne oldu anneanne? Yok bir şey evlatçığım. Neden kavga ediyorlar? Kavga etmiyorlar tatlım. Tartışıyorlar birazcık. Büyükler bazen tartışır böyle. Barışacaklar mı peki? Hı hı. Barışacaklar bir tanem. Barışacaklar kuzum benim. Benden bu kadar Serpil. Bitmişti zaten. Bunu da kapatıyorum. Ya herkes ne kadar meraklı şu cep telefonuna da ya. İyi günler. Cem Bey mi? Ben yokum. Not al. Az önce çıktılar efendim. Kim aramıştı acaba? Handan Tekiner. Dur dur. Bir saniye Handan Hanım, ayrılmayın. Merhaba.
Vay vay vay. Küçük beyimiz iş adamı olmuş da sekreterlere yokum dedirtiyormuş. Ya kusura bakma Handan abla. Öyle yoruldum ki. Ama bak sen olduğunu öğrenince... Sağ ol, sağ ol. Nasılsın bakalım? Yorgunluk dışında her şey yolunda. Sizler nasılsınız? Bu arada yemek için tekrar teşekkür ederim. Ne teşekkürü evladım. Sen de benim oğlum sayılırsın. Sağ olun Handan abla. Bak niye aradım seni. Hani demiştin ya spora gidiyorum diye. Evet. Şu salona ben de gelsem diyorum. Harika. Sen ne zamanlar gidiyordun? Yarın gidiyorum mesela. Tamam. Ben de yarın geleyim o zaman. Hem ilk günümde yalnız kalmamış olurum. Çok iyi olur. Ben size tarif edeyim. Kim kaçtaydı? 20 dakika kalmış. Hesabı alabilir miyim? Tabii efendim. Kerem arıyor. Asker, nasılsın bakalım? İyiyim Nalan, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Emre de burada. Sinemaya gitmek için buluştuk. Biz de çarşı izniyle çıktık arkadaşlarla. Tersisten önce son çarşı izni. Askerimiz dönüyor yakında. Seni de huzurlarıyla karşılayacağız artık. Bak sakın ortalığı ayağa kaldırmayın ha. Yok yok. Dönüşüm muhteşem olacak. Değil mi? Selam söyle benden de. Emre'nin de selamı var. Sağ ol. O nasıl, iyi mi? Sen de konuşsana. Sonra ararım ben onu. Alsana ya. Kontörü bitiyor çocuğun. Aa, ben de burada laf salatası yapıyorum. Sana yazıyorum. Sesini duydum yetti zaten. Nasıl olsa gelince uzun uzun konuşuruz. Konuşuruz tabii. Geleceğin gün iple çekiyorum vallahi. Benden öyle. Tamam, çok selam söyle herkese. İyi bakın kendinize. Sen de Kerem. Hoşça kal. Çok selam söyledin. Sesini bir duysaydı keşke. Askerin bir kontrolü bile çok önemlidir Nalan. Onun için. Bu bizim eserimiz. İkimizin. Yani özel. Ya niye anlamıyorsun Sema ya? Kendi başım altından kalkamıyor olamaz mıyım? Birilerinin fikrine ihtiyacım olamaz mı? Ya bak biri olsa iyi. İki, üç, dört. Ya bütün mahalle olan biten her şeyi biliyor Sema ya. Ay sanki ben anlatmasam kimse bilmeyecek. Bunca yıldır evliyiz, hala çocuğumuz yok Ali ya. Mesele zaten ortada değil mi? Haksız mıyım Ali? Haklısın. Tamam. Hep sen haklısın. Ben gidiyorum. Nereye? Hayır abinin yerine. Salih çağırmıştı. Çekip gidiyor musun Ali yani? Konuşmanın tam ortasında. Konuşmaymış. Hep sen konuşuyorsun Sema. Hep sen konuşuyorsun. Hiçbir yere gidemezsin Ali. Gayet de gidiyorum. Gidersen dönemezsin. Dönemez miyim? Evet efendim, dönemezsin. Dönmeyi isteyen kim Sema? Hayrola Ali? Sema attı mı sonunda seni evden? Evet evet. Anlaşılan kız pes etmiş sonunda. Hayır. Ben vurdum kapıyı, çıktım abi. Ben size bir çay yapayım. Kusura bakma ama ben senin bu inadının sebebini anlayamadım. Yani burnun aksa doktora koşarsın sen. Şimdi ne oldu? Bu başka ama. Nasıl başka Ali? Yakıştıramadım sana. Neden çekiniyorsun anlamadım. Ya Yılmaz, sen anlarsın ya. Sen söylesene şunlara ya. Yani koca adam doktordan korkacak değil ya. Ha? Bence seni endişelendiren başka bir şey var. Tamam. Doktora gittim ben. Ya kusur bende çıkarsa? Ya sen de tedavi olursun Ali. Ya tedavi edilemezse? Ya kısırsam?
Sema durur mu o zaman yanımda? İster mi beni? Ali, bence sen kötü senaryolar yazıyorsun. Bir kere daha sorun var mı yok mu o belli değil. Hem Sema seni seviyor. Evet abi, hem de çok seviyor. Seviyor sevmesini ama Sema çocukları da çok seviyor. Ve kesinlikle bir çocuk istiyor. Tamam, sıkıntıları olacak, kolay değil ama bir baba olduğunu unutmaması lazım Ömer'in. Çaba gösteriyor anne. Tamam, belki henüz kendini kızına adamıyor ama çaba gösteriyor. Babanı düşünsene, sizinle ilişkisi nasıldı? Onu öyle özlüyorum ki. Ben de. O sizinle başa çıkardı ama ben beceremiyorum bir türlü. Belki de başa çıkman gerekmiyordur. Belki de bizim hayatlarımız sandığın kadar sorumlu değildir. Senin yaşında bir genç kız. Gezip tozması eğlencesi yok. Boyfriend yok. Evden işe, işten eve. Ama sorsan hiçbir sorun yok. Üf, anne yine aynı konular. Bir şey söyleyeceğim ama itiraz istemiyorum. Ne olduğuna bağlı. Yarın spora başlıyoruz. Spor mu? Hı hı. Bir salon ayarladım. Hem form tutarız hem anne kız bir şeyler yapmış oluruz. İtiraz yok dedim ona göre. Tamam. İtiraz yok. Belki de işleri yoluna koyduktan sonra İtalya'ya dönmek en iyisi. İtalya'ya mı? Çıldırdın mı oğlum sen? Huzur bulamayacağım gibi geliyor. Daha dün bir, bugün iki. Ne kadar oldu ki gelin? Biraz erken pes etmiyor musun Ömer? Bilmiyorum. Ömer, elinde bir fırsat var. Kızınla yeni bir hayat kurabilirsin. Ya kuramazsam? Eğer şimdi gidersen hiç kuramazsın. Bir aşama kaydettin Ömer. Konuştuk bunları. Kızına yaklaşmaya çabaladın. Zaten sen ona bir adım atınca o da sana koşturup gelecek. Haklısınız. Ne oldu? Kimi arıyorsun? Kızımı. Kızını mı? Bu saatte mi? Ne var ki? Ay, hayır olsun bu saatte. İyi geceler, ben Ömer, nasılsınız? İyiyim evladım. Hayırdır, kötü bir şey olmadı ya? Yo, neden kötü bir şey olsun ki? Ne bileyim, bu saatte telefon gelince tedirgin oluyor insan. Korkmayın, bir şey yok. Elif'le konuşmak için aradım. Elif'i aradın. İyi geceler dilemek istedim. 4 yaşında bir çocuk bu saate kalır mı? Çoktan uyudu çocuk. Uyudu mu? Düşünememişim. Siz de rahatsız ettim, kusura bakmayın. Önemli değil. Yarın konuşursun artık Elif'le. Gerçekten çok özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. Hepten şaşırmış bu adam ya. Uyuyormuş. Söylemeye çalıştık ama. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum ki zaten. Babam yok, Elif yok. Ne yapacağını bilmeyen bir babayım onlar olmadan. Saat neredeyse yarım olmuş. Ben 4 yaşındaki kızımı arıyorum. İyi uykular dilemek için. Sema meraktan ölmüştür be Ali. Gitmeyeceğim ben eve. İnat etme Ali. Korkmayın. Meraklanmaz. Gelme dedi zaten. Bizde kal o zaman bu gece. Ya rahatsızlık vermeyeyim şimdi. Ne rahatsızlığı oğlum? Nereye gideceksin gecenin bu vakti? Yürü hadi. Gel. Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Bu gece yatılı misafirlerimiz var Fahriye. Tabii abi, çok seviniriz. Yok ben değil, Ali.
Sema ile küçük bir sorun yaşamışlardı. Aa, niye? Ne oldu ki? Neyse canım. Girelim anlatırız. Geliyor musun Yılmaz? Yok, geç oldu. Ben de gidip yatayım. İyi geceler. İyi geceler Yılmaz. Yılmaz. Sağ ol. İyi geceler kardeşim. İyi geceler. Gel. Günaydın Sema. Günaydın Müjgan abla. Hayrola, rüyanda mı gördün bizi? Günaydın Sema teyze. Ah canım benim. Ay biraz içim sıkıldı da işe gitmeden laflayalım istedim. Elifciğim al şunu içeri koy, hadi bakayım. Anlatsana ne oldu? Ali ile atışmaya devam ettik. Vurdu kapıyı gitti. Gece de eve gelmedi. Ay ilk defa oluyor bu Müjgan ablaya. Dur bakalım. Salihler'de ya da Yılmaz'da kalmışlar. Aramadın mı peki? Madem kendisi gitti. Ay siz gençler inatla ömür tüketirsiniz vallahi. Aman Müjgan abla, sonra konuşuruz. Milletin diline düşmeyelim şimdi. Tamam. Günaydın. 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 Ne haber Günaydın. Ne olsun? İyi diyelim, iyi olalım Melahat. Ay canım. Gel canım. Canım. Yılmaz amca. Aa, o yanındaki kim öyle? Bilmem, tanımıyorum. Çıkar yakında kokusu. Yılmaz buldu bence birini. Ay şanslı kız vallahi. Sen dedikoduyu bırakıp işine baksana. Dur ben de yardım edeyim. Ay kimdi sahi o kız? Sen görebildin mi Müjgan abla? Ya kimse kim? Sen kendi başındaki derde bak. Burada oturup üzülmek bir şeye fayda etmez. Bir arasana Sema'yı. Ya şimdi bağırıp çağırır yine. Ben de sinirlenirim. İstersen ben arayayım. Sahi arar mısın? Ay nesi var bugün bunun? Tamam. Alo Ali. Ha sen misin Fahriye? Sizde mi? Tamam, hemen geliyorum ben. Hadi bana eyvallah kızlar. Tamam. Ne dedi? Geliyor hemen. Başka bir şey demedi mi? Geliyor işte, daha ne desin? Anne. Uyandın mı sen bir tanem? Gel bakayım şöyle ufaklık. Gel bakayım amcana, gel ha. Oh. Oh. Nasıl, iyi uyudun mu ha? Uyudum. Aslanım benim. Sema? Ali. Gel canım. Aşkım. Ne
Seni her seferinde daha iyi görüyorum, biliyor musun? Sağ ol canım. Keşke ben de senin için aynı şeyi söyleyebilseydim. O kadar mı kötü görünüyorum? Belki başkası anlamaz ama ben canının sıkkın olduğunu anlayabiliyorum. Yılmaz'la karşılaşmak pek iyi gelmedi. Her şey yoluna girecektir. Eğer ikiniz de çaba gösterirseniz tabii. Ben burada bir hayat kuracağım. Ama bu hayatta Yılmaz olmayacak. Emin misin? Hisseleri ne kadar çabuk geri alırsam o kadar iyi. O zaman geriye değil, ileri doğru bakabileceğim. Bunu yürekten mi söylüyorsun? Ben spora başlıyorum, biliyor musun? Aa, ne güzel bir haber. Evet. Annem bir salon ayarlamış. Ana kız oraya gideceğiz. Siz başlayın bakalım. Belki ben de size katılırım. Nasıl yani? Ben kararımı verdim sanırım. Filiz, buradan çıkmaya karar verdim. Bu kararı vermekte geç bile kaldım, biliyorsun değil mi? Hep senin yanında olacağım. Söz. Sağ ol canım. Bak, ben buradan geliyordum. Sen de buradan. Birden fırladın önüme. Tam burada oldu kaza, hatırlıyor musun? Tanıdık gelmiyor. Ya belki şuradaki binalardan birinden çıktın. Ya da ne bileyim, şuradaki sokakların birinden. Ya şu tarafa doğru koştuğuna göre o taraf tanıdık olabilir. Faydası yok Yılmaz. Ya belki karşıya geçersek... Hiçbir şey hatırlamıyorum. Anlamıyor musun? Tek bir kare bile. İlk günden çok yüklenmeyelim anne. Aslında bize bir program verirlerse... Sen orasını dert etme canım. Hocamız bizim için bir şeyler düşünecektir. Hocamız mı var? Annen her şeyi düşündü canım. Bak. Cem? Hoş geldiniz. Ben yalnızca sizin geleceğinizi sanmıştım. Benim de senden haberim yoktu. Birbirinizi gördüğünüzde sevinmediniz yani, öyle mi? Yok canım. Şaşırdım sadece. Hoş geldiniz. Hadi gelin. Evet. Hemen yelkenleri indiriyorsun sen de. Ya oraları hatırlamadın diye hemen pes mi edeceğiz? Sonra gazetelere ilan veriyoruz. İstersen bir dedektif bile tutarız filmlerdeki gibi, he? Sağ ol. Sen yoruldun. Evde biraz dinlenirsin. Sonra da... Alo? Yılmaz, benim Ekrem. Ne haber Aynalı? İyidir. Tekinerlerin avukatı aradı. Ne istiyormuş? Filiz Tekiner görevlendirmiş. Seninle yüz yüze görüşmek istiyormuş. Ha, tamam, anladım. Şirkette görüşebileceğimizi söylersin. Tamam. Hadi görüşürüz. Kollarını bu pozisyonda tutmalısın. Sırtında dik olacak. Anladım. Dereceyi biraz arttıralım mı? Ay yok, ne arttırması, ben bittim bile. Ben de biraz ara vereyim. Devam devam, sen gençsin kızım. Benle bir tutma kendini. Devam, tembellik etmek yok. Hadi size kolay gelsin çocuklar. Nereye gidiyorsun ki? Buraya uğrayacağım diye söz vermiştim. Ben de bırakayım o zaman. Sen devam et kızım, daha ilk günden. Evet, daha ilk günden kaytarmak olmaz. Devam, teri soğutmak yok.
Şirkete gitmem gerekmese bir şeyler yapardık belki ama. Olsun, sen de işinden geri kalma. Aklım sende kalacak ama. Kalmasın kalmasın. İyiyim şimdi. Huysuzluğum geçti. Gidiyorum. İstediğin zaman arayabilirsin, biliyorsun değil mi? Hı hı, biliyorum. Görüşürüz. Güle güle. Bu kadarcık adım atacak halim kalmadı. Benim de şirkete gitmem lazım. Ne yani? Şirkete gidecek olmasan devam edeceğiz yani. Yok canım. Senin için bugünlük çalışma yeter. Vallahi tahminimden iyi çıktın zaten. Dağlara tırmanmıyorum ama ilk defa da spor yapmıyorum herhalde. Öyle mi? O zaman terini soğutmadan duş alman gerektiğini de biliyorsundur. Kayıp mı oldun? Evet, kayboldum. Bir kere ben de kaybolmuştum, çok ağlamıştım. Öyle mi? Sonra ne oldu? Anneannem buldu beni. Ne güzel. Sonra da dondurma aldı bana. Dondurma ha? Hem de 3 don. Gel hadi anneanneme gidelim, sana da dondurma alsın. Bana mı? Hadi gel. Merhaba. Merhaba. Merhaba Yılmaz. Kusura bakmayın, trafiğe takıldım. Ben de yeni geldim zaten. Görüşmek istemişsiniz. Buyurun. Evet. Salih ve Ekrem her şeyimi bilirler. Ne konuşacaksanız konuşabiliriz. Mesele Tekiner Holding'in hisseleriyle ilgili. Sizin sahip olduğunuz hisseler. Evet. Tekinerler hisselerinizi satın almak istiyor. Hisseleri istiyorlar demek. Bunun için bir teklif hazırladık. Tekinerler hisseleri istiyorlarsa avukatlarına göndermelerine gerek yok. Bunu yönetim kurulu başkanıyla, Filiz Hanım'la yüz yüze görüşebiliriz. Ama ben avukatları olarak tam yetkiyle geldim. Ve siz teklifi incelerseniz... Ben teklifi gördüm. Mesele o değil. Siz bu konuyu avukatlarla halledemeyeceğimizi iletin yeter. Salih, Selim Bey'i geçirebilir misin? Gerek yok. Yolu biliyorum. İyi günler. İyi günler. Sakin ol Yılmaz. Ne oluyor Yılmaz? Biz bu şirketi bataktan kurtardık. Filiz ve ben. Gecemizi gündüzümüze kattık. Bilmez miyiz Yılmaz?
Filiz hisseleri istiyorsa karşıma çıkacak. Yüz yüze konuşacağız. Bu yaptıkları saygısızlıktan başka bir şey değil. Kazadan dolayı bir rahatsızlığım olmadığından da... yani hastanede kalmam anlamsızdı. Yılmaz da aldı seni eve getirdi. Ay sen hiçbir şey hatırlamıyor musun yani şimdi? Ne adını ne doğduğun yeri. Vah vah, Allah sabır versin. İnşallah uzun sürmez kardeş. Hiç kolay değil başa çıkmak. Sağ olun. Hanımlar hadi bakalım, daha çok işimiz var. Ben de kalkayım artık. Ya gitme. Ama gitmem lazım. Neden? Kızım bir işin yoksa kalabilirsin. İşim yok ama sizin bir sürü işiniz var. Bakma sen ona, o hep öyledir. Oyun oynardı. Elif'e göz kulak olursun istersen. Peki. O benim arkadaşım oldu artık. Evet. Sen adını bilmiyor musun? Ne diyeceğim ben sana? Bilmem. Ne demek istersin? Tweet'i desem. Tweet'i mi? Oyuncağımın adı. Çizgi filmi var. Çizgi film mi? Olmaz mı? Normal film olsaydı bari. Film. Anneanne, o sevdiğin film neydi? Uzun boylu abininki. Tarık Akan. Ha, de abinin. Ferit. Ferit olsun adı. Ferit erkek ismi, bir tanem. Ama ben çok seviyorum. Ne yapalım, erkek ismiymiş. Aa, Feride var kız ismi. Feride, Feride olsun ismi. Şarkısı da var, ne güzel. Emel Sayın söylerdi. İsmin ne dedi söyleyiverdim Feride, Feride. Birden ona ben kalbimi verdim Feride, Feride. Aşkınla yanıp çılgına döndüm Feride, Feride. Birden ona ben kalbimi verdim Feride, Feride. Feride, Feride. Ay deli bunlar vallahi. Filiz'le mi görüşecekmiş? Bu meseleyi avukatlar arasında halletmemizin mümkün olmadığını söyledi. Problem çıkaracağını söylemiştim. Teklif inceledi mi peki? Açıp bakmasıyla geri vermesi bir oldu. Mesele teklif değilmiş. Bu konuyu... Anladık orasını Selim Bey. Bu adam sabrımı taşırıyor. Sakin ol Ömer. Eğer hisseler için benimle görüşmek istiyorsa... Böyle bir şey olmayacak. Sakin ol dedim. Hisseleri almamız mı önemli yoksa senin Yılmaz'a karşı olan tavrın mı? Görüşmek istemesinin nedeni hisseler falan değil. Nereden biliyorsun? Yapma Filiz. Bak bana. Aptal mıyım ben? Değilim. Ne? Sakinleşmeni bekliyorum. Tamam. Sap. Ömer, akıllıca davranmamız lazım. Eğer bu işi halletmenin yolu Yılmaz'la görüşmekse, evet onunla görüşeceğim. Hani kız baktı Yılmaz'la para bol? Sana ne ki onun parasında? Acaba diyorum, bu kız bir tezgah yapmış olmasın? Of, ne tezgahı Melat ya? Atmıştır kendini arabanın önüne. Hiçbir şey hatırlamıyorum falan demiştir. Olamaz mı? Bence sen çok Türk filmi seyrediyorsun. Filmler hayatın kopyası değil mi güzelim? Bir baksana Allah aşkına. Ne var dışarıda? Çocuklar iyiyi kötüyü senden benden kolay sezerler. Bu kız iyi biri. Adım gibi eminim. Çok güzel. Alo. Müjgan merhaba, ben Handan. Merhaba, nasılsın Handan? İyiyim sağ ol. Elif'i aradın herhalde, dışarıda oynuyordu. Çağırayım mı? Yo yo, bölme şimdi oyununu. Ben aslında sana bir şey sormak için aramıştım. Dinliyorum. Ömer, hiç konuştu mu acaba Elif'le?
Dün gece aradı aslında ama geçti biraz. Elif çoktan uyumuştu. Konuşamadı yani. Evet ama aslında... Benim kapatmam lazım. Görüşmek üzere. Peki, güle güle. Ben de yanında olacağım senin. Ömer, yalnız görüşmek istemiş. Onun ne istediği değil, bizim ne istediğimiz önemli. Ne oluyor çocuklar? Yılmaz Bey hisseler için Filiz'le görüşmek istiyormuş. Avukatla görüşemezmiş beyefendi. Filiz, bunu konuşmuştuk. O adamla görüşmeni istemiyorum. Neden anlamak istemiyorsunuz? Bu inadınız hisselerden daha mı önemli? Asma suratını hemen. Ne yapıyorsak mutlu olmanı istediğimiz için yapıyoruz. Biliyorum anne. Ama... Neyse, kapatalım şimdi bu meseleyi. Spor nasıldı, anlat bakalım. Ha, bir de o konu var değil mi? Spor işinin de nereden çıktığı anlaşıldı anne. Ne var ki kızım, hamlamayalım diye. Tesadüfe bak. Nedense gittiğimiz salon Cem'in çalıştığı salonmuş. Anne senden korkulur. Ya 50 yaşına da gelsek bir şey değişmeyecek. Hayatımızı düzenlemekten vazgeçmeyeceksin. Sen hiç konuşma Ömer Bey. Niyeymiş o? Müjgan'la konuştum. Kızını aramışsın. Gece yarısı. Neyse, ben odama gidiyorum. Ocakta yemek var, halledersiniz. Ömer, Ömer. Kızınla ilgili bir adım atman gerekiyor. Yapacağım. Yarın gidip Müjgan Hanım'la bu konuyu konuşacağım. E nerede o zaman bu kız? Ne bileyim yavrum. Sana bir şey söylemedi mi ki? Hayır, evin önüne bıraktım. İçeri girecekti. Ben aramaya çıkıyorum. Ben de Fahriye'ye söyleyeyim de Salih'le bakınsınlar. Dur dur, geldi galiba. Şimdi seni aramaya çıkıyordum. Neredesin sen? Özür dilerim. Geç. Yüreğimiz ağzımıza geldi kızım. Evet, haklısınız. Haber vermem gerekirdi. Hı-hı. Otur otur. Mahallede çok tatlı insanlarla tanıştım. Öyle mi? Kimler? Müjgan abla, sonra onun atölyesindekiler. Ben sana söylemiştim. Bizim buranın insanları dost canlısıdır diye. Torunu Elif de öyle tatlı ki. Bu saate kadar onunla oynadık zaten. Yani bir daha kaybolursan seni Elif'in yanında mı bulacağız? Aa, bu arada benim artık bir ismim var. İsmin mi? Orada bulduk. Beni hiç Top diye çağırmayacaksınız artık. Aşk olsun kızım. Biz öyle bir şey yaptık mı kızım? Şaka yapıyorum Mualla abla. Ya sen bakma ona. Neymiş ismin? İsmim Feride. Feride ha? Feride mi? E çok güzelmiş. Sana da yakışmış valla. Emel Sayın'ın bir şarkısı vardı Feride diye. Onu da öğrendim. Aa, üstün batmış kızım. Elif'le oynarken olmuştur. E çıkar da yıkayım. Ben de yıkarım. Tamam, yarın sabah alışverişe çıkarız, giyecek bir şeyler alırız, olur mu? Sana nasıl teşekkür edeceğim ben? Tamam, boş ver, takma kafanı, canın sağ olsun. Geldiğiniz için çok sağ olun Nalan. Ben pek kadın odasından anlamam. Yani Feride'ye yardımcı olmak lazım. Benim için hava hoşulmaz abi. Saatlerce dükkan dolaşabilirim. Emre de aynı fikirde mi acaba? Ne olacak canım? Biz de Yılmaz abiyle kıyafetlere puan veririz. Haftanın şıkı hesabı. Bu nasıl? Bilmem ki. Sen de alem adamsın Yılmaz abi. Tekstile niye gitmedik ki? Gitmedik. Çünkü gideceğiz şimdi oraya. Bir sürü iş falan. Orası da doğru ya. Ben şunu bir deneyeyim. Kendine de bir şeyler baksana Nalan. Beni boş ver Yılmaz abi. Feride'nin durumu daha acil. Aa, Kerem dönüyor yakında, biliyorsun değil mi? Ha evet evet, Hayri abi söyledi. Özledik yaratıyı. Gelsin artık. Ya biz de çok özledik değil mi Emre? Özledik tabii. İnsan arkadaşını özlemez mi? Günler geceler geçmek bilmiyor vallahi. Sayılı günler çabuk geçer değil mi Emre? Evet öyle. Nasıl olmuş? Bence süper. Ne dersin Emre? Bence haftanın şıkını bulduk. Thank you.
Bu nasıl peki? Yani... Şu pantolonuna bir baksana. Tamam. Alo. Merhaba Yılmaz, ben Filiz. Merhaba Filiz, nasılsın? Ben görüşebilir miyiz diyecektim. Yani Selim Bey benimle görüşmek istediğini söyleyince... Ha, o mesele. Oldu. Süper. Güzel, çok güzel. Müsait değilsin galiba. Yok canım, müsaitim. İstersen başka zaman arayabilirim. Yok, bak ne diyeceğim. Akşama doğru otelde olacağım. Buraya gelirsen eğer. Oteli mi? Evet, olur mu? Peki, gelirim. Hoşça kal. Tamam, görüşürüz. Merhabalar. Ömer ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben eğer müsaitseniz bugün görüşmek istiyorum sizinle. Yani ben Elif'le ilgili konuşmak istiyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi misin Müşken abla? Ay yüzün İyi. Bembeyaz olmuş. Ne oldu anneanne? Yok bir şey tatlım. Hadi Ahmet'le dışarıda oynayın biraz. Hadi gel Elif. Ne oldu Müşken abla? Tansiyonu falan mı düştü yoksa? Korktuğum başıma geldi. Ne? Ömer gelecek birazdan. Yoksa? Görüşmek istiyormuş kızıyla ilgili. Kolonya getirsene şuradan. Ay. Ah be, koca adam oldum be. Ne yapıyorsun sen, aslanım benim? Oynuyoruz. Oynuyoruz. Oynuyorsunuz. Çok özledim seni. Ben de çok özledim. Bak o yüzden geldim yanına. Anneanne, Feride ablam geldi. Neyse ben gideyim. Paketleri geçerken eve bırakırım. Çok teşekkür ederim Yılmaz. Bir iş bulacağım ve bunların parasını ödeyeceğim sana. Yapma canım, bunlar benden sana armağan olsun. Ben gideyim artık, görüşürüz. Tamam. Hoş geldin kızım. Müşken abla siz... İyiyim ben. Senden bir ricam olacak kızım, eğer müsaitsen. Tamam, tabii müsaitim. Çocukları parka götürebilir misin? Götürürüm. Sağ ol. Çocuklar, size ister misiniz parka gitmeyi? İsteriz. İsteriz. Verin bakalım ellerinizi. Görüşürüz. Güle güle, sağ ol. Elimi bırakma. Peki. Ne haber Filiz? Bilmiyorum ki. Filiz, bence de görüşmeye yalnız gitmesen daha iyi. Lütfen yine başlamayalım Ceyda. Ömer'le git demiyorum ki. Sağ solu belli olmaz onun zaten. İşler daha da sarpa sarabilir. Sonunda biri derdimi anladı. Yılmaz'ın benimle bir sorunu yok. Belki ben de seninle gelirsem... Yalnız gideceğim Ceyda. Ömer engel olmazsa tabii. Sahi o nerede? Müjgan Hanım'la görüşmeye gitti. Gerçekten mi? Hı hı. Bu iyi. Çok çok iyi. Ne istediğimi biliyorsunuz değil mi? Sen biliyor musun ne istediğini? Bir şans daha istiyorum. Yani iyi bir baba olamadım ama... Aksini söyleyemeyeceğim. Siz de ne deseniz haklısınız. Elif'i siz büyüttünüz. Ben yanında değildim ama siz hep onun yanındaydınız. Belki de böyle devam etmesi daha doğrudur. Seni doğru dürüst tanımıyor bile Ömer. Ben de onu tanımıyorum. Her şeyi sıfırdan başlayacağım. Kolay olmayacak zaten. Annesinin minik bir kopyası sanki.
gözleri, mimikleri. Onu ben de çok özlüyorum. Ama kabullenmen gerek Ömer. Karın yok artık. Mezarına gittin mi? Gidemedim. Yapamadım. Hadi kızım parkta git yanına. Nasılsın? İyiyim. Dikkatli ol ama. Bak bu arkadaşım Feride abla. Memnun oldum Feride Hanım. Ben de Ömer. Merhaba. Ahmet. Sen de gelsin Elif. Elif'le yakın arkadaşsınız galiba. Daha dün tanıştık ama çok iyi arkadaş olduk. Dün mü? İnanmıyorum. Bizim aramız ne zaman böyle olacak acaba? Anlattı Elif biraz. Uzun zamandır İtalya'daymışsınız. Dedikodu mu yaptınız yani? Elif çok sıcakkanlı bir çocuk. Siz ona gülümseyince o size kahkahayla yanıt veriyor. Ahmet, bekle. Şu anda müsait değilim. Sen o işi hallet, sonra beni ara, oldu mu? Tamam, hadi görüşürüz. Buyurun. Beni arayan oldu mu Zafer? Kimse aramadı Yılmaz Bey. Tamam, bir misafir bekliyorum. Gelir gelmez odama gönderirsin, tamam mı? Hadi tabii bakalım. Tabii Yılmaz Bey. Hadi daha yüce. Pek mutlusun bakıyorum. Evet, ben çok mutlu olunca annem beni görüyor. Görüyor mu? Cennetten bana bakıyormuş. Anneannem öyle söylüyor. Seni de görüyor mu annem? Söylesene, görüyor mu? Sallasana hadi. Şey mi oldu? Benim gitmem gerek. Hadi. Oh.
hoş geldin. Hoş bulduk. Girsene. Nasılsın? İyiyim. Yılmaz, ben iş konuşmaya geldim. Yani lobide falan oturamaz mıyız? Neden korkuyorsun Filiz? Yani benimle yalnız kalmaktan neden kaçıyorsun? Gözlerime bakmaktan, sesimi duymaktan bile korkar gibisin. Nereden çıkarıyorsun bunları? Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Beni unutmuş olsan, her şey bitmiş olsa bu halde olur muydun? Yılmaz, bak lütfen. Ben bunları konuşmaya gelmedim. Seni tanıyorum Filiz. Sesini. Bakışlarını. Kokunu. Kalp atışlarını duyabiliyorum Filiz. Sen de benimkini duyabiliyor musun? Hayır Yılmaz. Ben hisseler için buradayım. Geçmişi iade etmek için değil. Yani az önce yaşadıklarımız neydi o zaman? Hissettiklerimiz yalan mıydı? Benim için hiçbir anlamı yoktu. Yani birkaç dakika içinde bu kadar değişemezsin Filiz. Bir şey gizliyorsun Filiz. Söyle, haksız mıyım sence? Başka bir açıklaması yok. Bilmediğim bir şeyler var. Bence dürüst davranmıyorsun. Dürüst davranmamı ister misin? Ha? Bunu kaldırabilecek misin? Deneyip görmek istedim. İçimde hala bir şeyler kaldı mı emin olmak istedim. İçimde hiçbir şey kalmamış. İş konuşacak halde olmadığına göre gitsem daha iyi olacak. Sen ne sanıyorsun kendini? Kardeşimden uzak duracaksın, anladın mı? Thank you.
Ömer, Yılmaz, ne yapıyorsunuz siz? Çocuk musunuz ya? Seni bir daha Filiz'in yanında görmeyeceğim. Yeter Yılmaz. İstemediğin yerde durmaya çalışıyorsun Yılmaz. Ailemizle aranda tek bağ kaldı. O da elindeki hisseler. Delikanlı takılıyorsun ya. Delikanlı gibi davran o zaman. Sat hisseleri, çık hayatımızdan. Tek istediğimiz bu. Senin de tek istediğin bu mu Filiz? Sana soruyorum Filiz, tek istediğin bu mu? Konuşsana Filiz! Evet. Tek istediğim bu. Söyle. Ne kadar istiyorsun? Cevap ver, kaç para istiyorsun Yılmaz Efendi? Teklifimizi gördün. Gayet cömert. Eğer teklifi kabul edersen... Hisselerin fiyatı teklifinizin 10 katı. Ne? Hisseleri almak istiyorsanız fiyatı bu. Pazarlık da yok, anlaşma da yok. Dillerim lal dokunmaz.